Münafık, Müslümanlara kendince ahlak dersi vermeye kalkışır. Münafığın bir özelliği de aralıksız bir şekilde sürekli ahlaksızlık yaparak yaşamasına rağmen Kur'an'dan öğrendiği bilgileri kullanarak Müslümanlara sözde ahlak dersi vermeye çalışmasıdır. Kendisi gece gündüz sinsilik ve ikiyüzlülük yapıp Müslümanlar aleyhinde küfürle işbirliği yapıp alçakça planlar kurarken Kur'an'a tamamen zıt ve küfri bir ahlakı Müslümanlar arasında yaygınlaştırmaya çalışırken bir yandan da Müslümanların tavırlarını eleştirir münafığın sinsi ve yalanı dayalı iddialarına göre Müslümanlar arasında gerçek, samimi, imanlı, kendini Allah'a adamış tek bir kişi yoktur. Kendisi dışında hiç kimseyi beğenmez. Bir zorluk olsa kendisinden başka hakkıyla ve akılcı bir şekilde Müslümanları savunacak tek bir kişi bile olmadığını söyler. Ya da önemli bir faaliyet yapılması gerekse kendisinden başka bunu yapabilecek hiç kimsenin olmadığını anlatır. Bunları dile getirirken amacı kendini yüceltmek ve ön plana çıkarmak olduğu kadar bir yandan da kalbinde büyük bir öfke beslediği Müslümanları kendince aşağılamaya çalışmaktır. Bunun sonucunda hem kendi üstünlüğünü iyice hissettirebileceğini hem de kendince Müslümanların ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu vurgulayarak morallerini bozacağını sanır. Böylece kendi zayıf akıllarınca onlara çok önemli bir terkim verdiğini ve onları kendinin olmazsa olmaz asla vazgeçilmeyecek eşi benzeri olmayan yetenekte çok önemli ve nadir rastlanacak kadar özel bir insan olduğuna inandırabileceğini düşünür. Dolayısıyla ne kadar ahlaksızlık, adilik, alçaklık ve anormallik yaparsa yapsın, Müslümanların kendilerine ona muhtaç konumda hissedeceklerini ve yaptıklarını göz ardı edebileceklerini zanneder. İşte bu amaçla münafıklar her fırsatta Müslümanları eleştirirler. Günlük hayatın her aşamasında bir bahane bularak, birilerinin yaptığı yanlışları, eksiklikleri dile getirerek onların sözde hem ahlaken hem kişilik olarak hem de kültür, bilgi ve kalite açısından ne kadar kusurlu insanlar olduklarını vurgulamaya çalışırlar. Ancak elbette ki bu söylemleri hep yalan ve iftiraya dayalıdır. Çünkü karşılarındaki Müslümanlar Allah'tan korkan ve vicdanlarını kullanan insanlardır. Gün boyunca her tavırlarında en iyisini yapmayı hedefleyen ve daha da önemlisi bir hata yapsalar bile bunu temelde iyi niyetle, istemeden ve kasıt gözetmeden yapan kimselerdir. Ancak münafıklar bunu kasten Bire bin katarak, ekleme yalanlarla süsleyip destekleyerek ve bilinçli olarak kötülük olsun diye yapılmış tavırlarmış gibi dile getirirler. Ve tüm bunları yaparken kullandıkları doğru yanlış ölçüleri ise tümüyle yine Kur'an'dan ve Müslümanlardan öğrendikleri bilgilerdir. Bu değerlere kendileri hiçbir şekilde inanmadıkları ve gösteriş yapmak dışında bunları samimi bir şekilde uygulamadıkları halde sırf Müslümanları eleştirebilecekleri bir malzeme olması için bunları kullanırlar. Yoksa kendileri ne güzel ahlakı ne görgü ve kaliteyi ne de örnek bir kişinin nasıl olduğunu bilebilecek akla ve vicdana sahip olmayan insanlardır. Dahası samimi olmadıkları için kendilerince çevrelerindeki insanları küçük gördüklerini vurgulamak için yaptıkları bu eleştirilerin ufacık bir kısmını bile kendi üzerlerine alıp düşünmezler. Kendilerini herkesten üstün görürler. Her türlü kusur ve hatadan müstani olduklarını düşünür ve akıllarını herkesten çok beğenirler. Bu nedenle de eleştirebilecek bir yanlarının olmadığına inanarak kendilerince başkalarına ahkam keserler. Kur'an'da başkalarını eleştirip durdukları halde kendileri bu doğru olduğunu bildikleri şeyleri uygulamayan insanların durumu şöyle anlatılmıştır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? Bakara suresi 44 Allah ayette kendinizi unutuyor musunuz diye buyurmuştur. İşte kendini müstahni görüp unutması münafığın önemli bir özelliğidir. Allah bunun ardından da oysa siz kitabı okuyorsunuz diye de bildirmiştir. Münafık da Kur'an'ı okumakta ve ayetleri çok iyi bilmektedir. Allah yine de akıllanmayacak mısınız diye hatırlatmıştır. İşte Allah ayetleri bildiği halde uygulamayan insanlara akıllarını ve vicdanlarını kullanmaları için çağrıda bulunmuştur. Münafığın Kur'an ahlakını, iyiyi, doğruyu, çok iyi bildiği halde kasıtlı olarak bunların uygulanmaması ama aynı zamanda da bu bilgileri Müslümanları eleştirmek için kullanması şeytanın ona öğrettiği bir taktiğidir. Ancak Kur'an'ın kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz şeytanın hileri düzeni pek zayıftır. Ayetiyle bildirildiği gibi şeytanın oyunları çok akılsızcadır. Şeytan Müslümanlar karşısında yenilmeye mahkum bir varlıktır. Dolayısıyla şeytanın peşine takılan ve onun taktikleriyle oyun oynamaya çalışan münafığın da samimi iman edenler karşısında başarı elde edebilme imkanı asla yoktur.